Otomotiv sektörüne ham madde sağlayan Çavuşoğlu Demir Çelik AŞ, makine altyapısı ve yönetim biçimiyle geri dönüşüm sektörünün öncü temsilcilerinden biri oluyor. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde 11 metrekare alanda faaliyetini gösteren firma, 1950'li yıllara dayanan tecrübesinden aldığı güçle yeni yatırımlar için kolları sıvıyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası kaynak sıkıntısıyla başlayan geri dönüşüm hareketi sunduğu birçok avantajla dünyadaki cazibesini giderek artırıyor. Otomotiv yan sanayine ham madde hazırlayan Çavuşoğlu Demir Çelik AŞ'nin kuruluşu bundan tam 57 yıl öncesine dayanıyor. Geri dönüşüm sektöründe hizmet veren firmanın temelleri 1958'de Dede Süleyman Oğuz Önder tarafından Kayseri'de atılıyor. El emeği, hurda presleme makinasında bin bir zahmetle başlanan üretimde bugün 3. kuşak sorumluluk üstleniyor. Firmamız 1950'li yılların başlarında dedemiz tarafından kuruldu. Ben 3. kuşağım, 3 kuşak var. Dedemiz bu ilk sanayinin Kayseri'ye geldiği dönemlerde eski sanayi bölgesinde 200 metre bir açık alanda kendi imal ettiği minik bir pres diyelim biz buna. Böyle kendi imkanlarıyla yaptığı, içine küçükten koyduğu basınçla yürüttüğü bir presle başladı. Tabii o zaman sektörler o kadar fazla değil, piyasa bu kadar büyük değil, globalleşen bir dünyada değiliz, kabuğumuzdayız. Kayseri'de civarda böyle arabasıyla kendi getiren, işte kamyonuyla kendi getiren, burada bölgede sobacılar olsun, işte oluk yapan arkadaşlar olsun, bir nevi traktörcülerin, yan sanayicilerin parçalarını toplayıp onlar ayrıştırılıp, kesilip, biçilip tekrardan ekonomiye kazandırıldığı küçük bir yerdi. Tarih 1980'leri gösterdiğinde kurumsallaşma yolunda adımlar atılıyor. Faaliyet alanının genişlemesine paralel olarak ilk makine yatırımı yapılıyor. 200 metrekarelik dükkanda başlayan hizmet 1994'e gelindiğinde organize sanayi bölgesinde sürdürülüyor. Yani organize bölgesinden, Kayseri'nin en büyük organizesi burası. Bu taraftan bir arsa alındı, 7000 metrekare. Bunun yarısı kapatıldı 80'li yıllarda. Orada faaliyet göstermeye başlandı. Çünkü rakiplerimizden bizi ayıran tek husus makinalaşmamız olması lazım. İşçilik şu anda günümüzde en zor şeylerden biri. Neden böyle diyorsunuz? Ne kadar fazla adam çalıştırsak o kadar iyi ama birim maliyetinde bir o kadar düşünmemiz gerekiyor. Bunun için biz makinalaşmaya her zaman önem verdik. 80'li yıllarda İtalya'dan Vezzani marka bir makine getirdik. 90'lı yılların başında diyeyim ben. 92-93 yıllarında. Bu İtalya'dan gelen makine burada bizim fabrikamızda üretim göstermeye başladı. İşte ürünler bunun içerisine atılıyor, otomatik. Hani hiç hayal edilmeyecek bir makine. Diğerinin yanında hiç hayal edilmeyecek bir makine. Otomatik ayrıştırıldı. Buradaki dökümhaneler olsun, Kayseri civarı olsun, işte İskenderun bölgesi olsun, Gebze tarafı olsun, İzabeciler büyük yerlere satılmaya başladı. İtalya, Almanya ve Finlandiya'dan ithal edilen otomatik hurda presleme makineleri ve vinçlerle mevcut 500 tonluk hurda işleme kapasitesi aylık 3000 tona kadar çıkarılıyor. 2000'li yıllar tam anlamıyla atılım yılları oluyor. 2000'li yılların başlarında fuar çalışmalarının sonrasında Almanya'dan bir makine getirdik biz. Tam otomatik 30-30 ve 40'a 40 yapan bir makine Almanya'dan getirildi. Presleme ve vatlama yapıldı bu makineyle birlikte. Bu makinenin yanında kamyon üstü vinçlerinde de ilk Anadolu bölgesinde getiren bizim firmamızdır. Kamyon üstü yükleme ekipmanları. Bunların hiçbiri buralarda yoktu. Firmanın adı hep ilklerle anılıyor. Organize bölgesinde atılan ilk 15 ya da 20 temelden bir tanesi sene 89'da bizim fabrikamızın temelidir. 10. caddede. Orası 7000 metreydi. 3500'ü kapalıydı. Ve şu anda bile birçok firmanın öyle bir yeri yok. Hurdacılık sektöründe bahsediyorum. Neden? Hurdacılar ne yapar? Açık sahada üretim yaparlar. Ama bizim için her zaman kalite, titizlik, işte ayrıştırma olsun. Bu tarz şeyler bizim için çok önemli. Yatırımlar durdurak bilmiyor. 2010 yılında yeni bir yapılanmayla birlikte makinalaşma hız kazanıyor. Yönetimde taze bir kan olarak bu dönemde yerini alan ailenin 3. kuşak temsilcisi Zeki Oğuz Önder, geri dönüşüm sektöründeki yatırımlarının yakın zamanda bugünün ve geleceğin en önemli sektörlerinden yenilenebilir enerjiyle taçlandırılacağını dile getiriyor. 2010 yılında firmamıza yeni bir vizyon getirdik. Tabii genç nesil, ben birazcık daha olaya hakim olmaya çalıştım. Babam tabii ki her zaman üzerimizde, her zaman başımızda sağ olsun. Bu tarafa taşındık. Burası 34. caddede. Buranın kapalısı 6500 metrekare, 10.000 metrekare
metrekarelik bir alanda faaliyet gösteriyoruz. Ha bunun yanında tabii ki yatırımlarımız tüm hızıyla devam ediyor. İncesu organizede, babam oranın da yönetiminde, oranın da yönetim kurulu üyelerinden. Orada bir 60 bin metrekare arsamız var, tek parsel. Bu tek parselin içine büyük bir makine getirtmeyi düşünüyoruz. Geri dönüşüm dedik, enerji olsun içinde dedik. Oraya da enerji ve geri dönüşümün devamı şeklinde bir yatırım projemiz var. Şu anda birçok yerde de destekli, onun üzerinde çalışıyoruz. Ne yapacağız orada dersek, o bölgede 60 bin metrenin bir kısmını güneş paneli işine gireceğiz. Bir kısmını güneş paneli işine gireceğiz. Tabii ki Almanya'dan, İtalya'dan ve birkaç firmadan biz bunlarla ilgili teklifleri alıyoruz. İnşallah 15'in sonu ya da 16'nın başı gibi orada faaliyet gösterecek. 2012 yılında sanayicilere daha iyi hizmet vermek adına konteyner sistemine geçiliyor. Görüntü ve çevre kirliliği de bu sayede önlenmiş oluyor. Hurdalar bu konteynerlerde biriktiriliyor. Dolduğunda öz mal araçlarla konteynerler toplanıp Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 6500 metrekaresi kapalı 10.000 metrekare alan üzerine kurulu tesise getiriliyor. Sabahtan her gün ekibimiz gelir, ilk günkü performansıyla işe başlar ve dağılır. Araçlarımız var konteynerli. 50'nin üzerinde konteynerimiz var. Fabrikalarda şu anda çalışma alanlarında sahada duran konteynerler bunlar. Oradaki fabrikalarımız, çalıştığımız fabrikalarımız, bağlantılarımız süresince içine atıklarını atarlar. Telefonla ya da mail yoluyla bize dönerler. Konteynerlerini biz oradan toplarız. Hiçbir işe karışmazlar. Oradan gelen konteynerler işte emayesi olsun, boyalı malzemesi olsun, galvanize olsun, izabe hurdası olsun, saç hurdası olsun. Burada öncelikle ayrıştırıyoruz. Farklı farklı depolama alanlarımız var. Aşağıda göreceğiz. Ayrıştırılan ürünler kesiliyor. Kesilmesi gereken ürünler var. Onlar kesiliyor. Tekrar bölgeleniyor. Bölgelendiği yerden bunlar, iki adet makinemiz var şu anda faaliyet gösteren içeride. Bunlar presleme makinesi. Preslendikten sonra dökümhanelere gidiyor. Firma çevre dostu olduğunu makine altyapısıyla da kanıtlıyor. Kapalı alanda kullanılanların tamamı elektrikli makinalardan oluşuyor. Toplanıp ayrıştırılan hurdalar preslendikten sonra özellikle otomotiv sektöründe kullanılmak üzere ilgili işletmelere gönderiliyor. Deyim yerinde ise otomotiv yan sanayine ham madde hazırlanmış oluyor. Türkiye'nin her yerinden dökümcüler firmanın müşteri profilini oluşturuyor. Otomotiv sektörüne parça döken fabrikalar. Bunlar çok ciddi fabrikalar. Mesela otomobilin kampanası olsun, traktör parçaları olsun. Hani bunlar motor bloğu döken firmalar var. Bizim hurdalarımızı verdiğimiz. Tamamıyla geri dönüşümün en önemli açılarından biri bunlar bizim için. Firma alışılagelen hurdacılardan farklı. Faaliyet alanı, makine altyapısı ve yatırımları, iş disiplini ve prosedüre uygun hizmet anlayışıyla fark yaratıyor. Hurdacılıktan ziyade işi kurumsallaştırıp geri dönüşüm zincirinin önemli bir halkası oluyor. Aslında hurdacı diye söylenir ama öyle de değil aslında. Geri dönüşüm sektörü çok farklı bir iş. Hani babam ilk günden beri bu işe aşık. Tabii ki bize de bunu her zaman aşılamaya çalışıyor. Biz de aynı onun yolundan gidiyoruz. Yarım asrı aşan tecrübe, yenilikçi bir anlayış ve heyecanla bütünleniyor. Ekibin çabasını ve sadakatini de unutmamak gerekiyor. Zira fabrika sınırlarında çalışan herkes uzun yıllardır bu çatı altında iş yaşamını sürdürüyor. Minimum insan, maksimum makina gücüyle yıllık 30 bin ton hurda işleme ayırma depolama hizmeti veriliyor. Hurda işleme kapasitesini 2010'dan sonra atılımımızla beraber birazcık daha genç neslinin gelmesi, babamın olayın üzerine birazcık daha yoğunlaşması, bize de bunu aşılamasıyla beraber şu anda 3000 tonu her ay zorluyoruz. 3000 ton böyle şey diyebiliriz, burada kapasitemiz var diyebiliriz. Nasıl oluyor bu da? Toplanılıyor, ayrıştırılıyor. Hani bu normal bir satış olarak düşünmeyelim bunu. Çok büyük işçilik var içinde. Makine olmadan bir şey yapma şansımız yok. Makinamızın kapasitesi var, işçilerimizin kapasitesi var, bizim kapasitemiz var. Kapasiteler artırılıyor artırılmasına da hurda bulmakta kimi zaman güçlük çekiliyor. Türkiye'de iç pazarda ortaya çıkan hurda demir oranı 5,5 milyon tonken ihtiyacı karşılamak üzere ithal edilen rakam 27 milyon tonu buluyor. Hurda bulunabilmesi zor bir şey. Neden? Şimdi buradaki seri üretim yapan fabrikalar ne kadar çalışırsa biz o kadar hurda alabiliriz. Onun için de organizemizin, işte Nevşehir'in, Niğde'nin, Kırşehir'in, Aksaray'ın, Yozgat'ın, Ankara'nın bu taraflardan da araçlarımızla gidip o taraftan da orada topladığımız yerler var. Oraların üretim kapasitesi arttıkça bizim bunlara kesinlikle cevap vermemiz lazım.
Yıldan yıla buradaki sektörlerin artışıyla biz de onlarla beraber büyüyeceğiz inşallah. Civar iller yanı sıra atıklar ağırlıklı olarak Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nden toplanıyor. Burada sektörel dağılımda beyaz eşya, mobilya ve çelik kapı sektörleri ilk üçü oluşturuyor. Firma Kayseri Serbest Bölge kurulduğundan bu yana orada bulunan firmaların metal hurda atıklarını da ithal ediyor. Çevre Bakanlığı'nın istemiş olduğu tehlikesiz atık toplama ayırma lisansıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Beyaz eşyacı firmalarımız var burada. Buzdolabı, işte bulaşık makinesi vesaire, fırın, ocak yapan firmalar. Bunların hurdasıyla işte diğer sektör dersek çelik kapıcılar var. Kayseri'de 450'nin üzerinde çelik kapı firması var. Hepimizin iki kişiden birinin evinin kapısı kesinlikle Kayseri'den çıkıyordu diyebilirim ben size. Onların atıklarıyla, işte çelik eşyacıların atıklarıyla şöyle bir şey söyleyeyim size bir de. Kayseri'de bir de serbest bölge var biliyorsunuz. Serbest bölgeden de ilk izin alan firma biziz. Serbest bölgeden şöyle söyleyeyim size, ayda 2 ya da 3 parti izinlerimiz tamamlanır, ithalatımızı gerçekleştiririz, oradan buraya da ürünler gelir. Serbest bölgede bizim için çok önemli bir şeysi var, yeri var Kayseri bölgesinde ve bizim firmamız açısından. Yönetim Kurulu üyesi Zeki Oğuz Önder, üretim oldukça geri dönüşüm sektörüne ihtiyaç duyulacağını dile getiriyor, sektörün geleceğinden umutla söz ediyor. Türkiye üretim yapmak zorunda olan bir ülke ve üretim bizim için çok önemli. Üretim çok gerekli. Bu açıdan üretim olduğu sürece atık bitmez. Atık olduğu sürece bizim sektörün önü her zaman açık diye düşünüyorum ben. Bu işin önü açık olduğu için şu anda Türkiye hurda açısından bayağı bir ilerlemekte. İthal ettiğimiz bir sürü hurdalar var yurt dışından gelen. Hani biz kendimiz üretirsek daha da ileriye geliriz diye düşünüyorum. Bölgesel bir izabe tesisi kurmak öncelikli yatırım hedefini oluşturuyor firma için. Kentsel dönüşüm, otomotiv geri dönüşümü ve ağır metal atıkların kesilip parçalanarak izabe sektörüne ham madde sağlanmasıyla ekonomiye katkı artırılmak isteniyor. Öncelikli olarak açık sahada izabe sektörüne girmeyi düşünüyoruz. Onun için şu anda görüşmelerimiz sürüyor. Bunun şöyle bir şeysi olacak. Aylık en az 5000 ton kapasiteyle çalışmamız gerekecek. Ekstradan şu anki 3000'in üzerinde 5000 ton. Bu da nedir? İzabe sektörü. Daha böyle kaba bir hurda sektörü diyelim. Sizin anlayacağınız dille. Hani halkımız da bunu anlasın. Bunu yapmamız için açık sahaya ihtiyacımız var. Onunla ilgili organize bölgesinde ve İncesu'daki çalışmalarımız devam ediyor. Yönetim Kurulu üyesi Zeki Oğuz Önder, bu yeni yatırım şu an işlenemeyen daha büyük parçaların da ham madde haline dönüştürülmesini sağlayacaktır diyor. Mevcut 3000 ton aylık kapasitenin 5000 tonluk izabe tesisi kapasitesiyle 8000 tona çıkarılması öngörülüyor. Askeriyenin kullanmadığı makinalar, ondan sonra büyük devlet ihalelerine girdiğimiz makinalar, işte tanklar olur, trenler olur, işte lokomotifleri olur, kamyon dorseleri, kamyonlar, otomobiller. Bunlar birebir parçalanacak, tekrardan ebatlanacak, paket haline gelecek ve diğer sektörlere gönderilecek. Bunun için Almanya'dan makinamız gelecek. Bununla beraber ekip, kadro yenilenecek. Buraya ek, hani Çavuşoğlu AŞ olarak bir şube gibi düşünelim bunu. Diğer tarafta da İzabe. Çünkü onun sektörü tamamen farklı olacak. Kısa ve orta vadedeki hedeflerde ise şubeleşme var. Toplanan atıkların o bölgedeki en yakın tesislere gönderilmesiyle hem zamandan tasarruf sağlanmış olacak hem de maliyetten. Hurda sektöründe en büyük etken navlun bedelidir. Alırken biz navlununu ödüyoruz, satarken yine navlununu ödüyoruz. Bunun için biz o maliyeti aşağı indirmek için yakın çevre değil de uzak bölgelerde müşterilerimizin olduğu, işte sektörümüze yakın, üretim yapabilen, kapasitesi olan boşluktaki yerlere bir şube açmayı düşünüyoruz. Sektörde köklü yapı, güven veren çalışma prensibi ve referanslar firmanın tercih edilmesinin başlıca etkenleri oluyor. Yönetim Kurulu üyesi Zeki Oğuz Önder, 1958'den bu yana işbirliği yaptıkları çözüm ortaklarına teşekkür ederek sözlerini noktalıyor. Üçüncü kuşaktayız, hep beraberiz. Dedem sağ olsun başımızda, babam aynı şekilde sağ olsun başımızda her zaman. 3 sektör, 3 kuşak geriye geldiğimizi düşünürsek sonuçta bir firma neye bakar? Köklü mü? İşte arkasında kim var? İtibarı nedir? Firmanın sahibi kimdir? Çalıştığı firmalar nelerdir? Referansları kimlerdir? Bunları düşünmesi lazım. Bunun için müşterilerimiz bizi tercih ederler diye düşünüyorum. Sağ olsunlar şimdiye kadar da çoğu müşterimiz bizi bu konuda takdir etmiştir. Bu yolda bizimle birlikte yürüyen, işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız demek istiyorum ben bunlara. Firmalarımıza hem alım yaptığımız hem satışını yaptığımız firmalarımıza çok teşekkür ediyorum ben. Onlar varsa bizler varız. Bizler varsak
Türkiye var demek istiyorum.